Peki, bağlayacaklar. Birisi bizde bir köşe kapmaca oynuyor hanımefendi de kim olduğunu çözemedik. Telefon açıyorlar. Bu konuyu ekrandan çekin diye tehdit ediyorlar. Yemez kardeşim, söyleyeyim size. Yemez. Ben 3 gün önce burada dayak yedim, haberiniz olsun ha. Bir tane ananın oğlu geldi beni dövdü odada. Ciddi söylüyorum, tekme tokat girdi. Gerçekleri gündeme getirdiğiniz için. Var ya şarkı hani bana dönek demiş itin birisi. Sen bizim köyden geç hele hele. Biz de özledik. Gel dedik, bir daha gel bizim köye de bir görelim bakalım. Ben Nazan'ın abisiyim hocam. Üzersen edersen vallahi billahi başına öyle bir ekşirim ki beynin döner yani. Duydun mu Necdet? Abi kesinlikle benim öyle bir... Şimdi buradan hava atmak gibi olmasın ama ciddi söylüyorum. Ben psikopata bağladığım zaman acayip boğuyorum milleti. Yok abi. Elim kolum polisine, jandarma her yere uzanıyor. Bir söz vereceksin. Üçümüz bir araya geleceğiz. Tamam abi. O günden bana bir söz vereceksin. Kızı hiç üzmeyeceğini. Tamam. Kesinlikle zaten öyle bir şey, üzme olayı yok. Sadece sıkıntımız... Biliyorum zaten kızla konuştu arkadaşlar, söylediler. Abi. Ne şiddet varmış, ne bağırma varmış, yok, öğrendik. Kesinlikle öyle bir şey, öyle bir şey olsa ben başka konuşurdum sana. Necdet? Sağ ol abi. Yani... Böyle de sağa sola akşam kesiyor, sonra dayak yiyoruz işte. Geçen geldi herif iki tane çaktı görmeden, valla bile. Odaya girmiş, bir koydu. Ne olduğunu anlayamadan bir tane daha koydu. Kaçtım arka odaya. Benim üçüm kadar, ne yapayım? Ha? Olsa kamera görüntüleri düşüreceğim internet her tarafa da. Ne yapayım? Oluyor bunlar, oluyor yani. Bir tanesinin karısını sığınma evine yerleştirdik. Çocuklar da şiddet uyguluyormuş. Adam aylarca geldi gitti. Adresini gizli tutuyoruz. İşte benim Elif'in kızı gibi. Bir yerde şu anda çocuk. Adam İstiklal Caddesi'nin ortasına çevirdi beni, iyi oldu. Nasıl sarhoş? Karım neredeydi? O kunduracılığın kullandığı bir şey vardır. Adını tam bilmiyorum. Ucuna kumaş sarmış. Falçata. Evet. Salladı, çekilmesem paramparça olacağız. Meğer İstiklal Caddesi'nde sivil polisler varmış. Ben bilmiyordum. Genç çocuklar böyle sağa sola dağılmışlar. Evet. Bir anda üçü dördü birden fırladı. Adamı paketlediler, götürdüler. Ama neyse, bir atasözü var da söylemeyeyim işte. Bir şey yapan bir şeyine katlanır derler ya.